Şimdi şöyle bir durumumuz var dedik arkadaşlar. Dedik ki hani herkes edit edemezsin, herkes insert edemezsin. Yeni ürünü ekleme ve güncelleme işlemlerini bizim yetki vereceğimiz birisi yapsın istiyoruz. Bu amaçla bizim ne yapmamız lazım? Bir güvenlik mekanizmasını ayağa kaldırmamız lazım. MVC Framework ile beraber built-in dediğimiz yani içerisinde gelen, MVC Framework'ın içerisinde gelen bir güvenlik mekanizması mevcut. O güvenlik mekanizmasını hayata geçirerek sayfalar arasında otantikasyonu sağlayabiliriz. Tabii sadece bunlar değil. Biz çok üzerinde konuşmayacağız konumuzun dışında olduğu için ama işte bu CSERF dediğimiz tarz ataklara karşı da saldırılara karşı da işte anti forgery token denilen çeşitli attribute'lar var. Onlar da kullanılabiliyor. Ama bizim şu an ihtiyacımızı görecek şey işte ilgili sayfalara girerken kişileri yetkilendirmek, girebilir mi, giremez mi o sayfaya şeklinde kuralların ayağa kaldırılmasını sağlamak olacak. Şu anki bizim konumuz bu. Tamam. Bu amaçla MVC Framework'te ilk etapta çalıştığımız anda herkes ürün ekleyip çıkarabiliyor, değil mi? Güzel. O zaman admin controller'a geçebilir miyiz arkadaşlar? Admin controller'a. Admin controller'a geldiğimiz zaman şunu yapalım. Mesela create new'e buraya authorize denilen bir attribute'umuz var. Bir annotation var. Bu annotation'la ya da attribute'la create new tabii evet, create new metodunun serileştirilmesi sağlanabilir, pardon, güvenli hale getirilmesi sağlanabilir. Tabii bunu aynı zamanda bir de post aksiyonuna bırakmak lazım. Yani hem giremezsin hem ekleyemezsin diyelim. Bakın dikkat edin. Create new'in üzerine sadece ne koyduk? Authorize. Şimdi çalıştıralım bakalım ne olacak. Create new'in hemen üstüne gidelim arkadaşlar. Şey, Create new sayfasına gidelim. Yani daha doğrusu admin sayfasına. Sayfasına geldiğimiz zaman bakın bir problem yok. Ama create new diyorum. Dikkat. Patladı. Kızdı. Yani burada bizim aldığımız normalde şey olsaydı arkadaşlar biz Ninja kullanmasaydık kişi diyecek ki kaynağı bulamadım diyecekti yine. Ben bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. URL'e bakın arkadaşlar. URL'e bakın. URL ne olmalıydı? Admin'in create new'i değil miydi? Evet. Şu an farklı bir şey. Login. Account controller'ının login'i. Bizde account diye bir controller mı var? Peki bu nereden çıktı? Hazırda varmış demek ki. O nereden geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Herkes web config'e gidebilir mi? Yani tahtaya bakın. Bakın diyor ki authentication mode forms. ASP.NET'te temel olarak iki. Yani birkaç otantikasyon modu var da. Bunlardan birincisi form, birisi de Windows Authentication biliyorsunuz. Form Authentication şu demekti. Kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapılacak demektir. Form Authentication. Default'ta o açık. Diyor ki eğer kişi bir aksiyonun üzerinde authorized varsa ve kişi sisteme kullanıcı adı şifresini girmemişse onu nereye yönlendir diyor. Account controller'ın login'ine. O yüzden ben bulamadım diyor. Yani
giriş yapacak o login aksiyonunu hayata geçirmeye çalışıyor ama yok. Böyle bir şey. O zaman bizim böyle bir controller ve böyle bir aksiyon eklememiz lazım. İsimlerini değiştirebiliriz istersek. O zaman controller üzerinde sağ tıklayıp add controller ismini account bırakalım arkadaşlar. Ve ekleyelim. Hangi aksiyonuydu arkadaşlar? Login. Şimdi login sayfasında ne olur? Biz kullanıcıdan ne alırız? Username, password alırız değil mi? O zaman bunu da bir tip içerisinde göndersek olmaz mı? Mesela new user desek. Bunu seçmeyin. Gelen şeyi seçmeyin arkadaşlar. Bu başka bir user. Bizim user'ımız değil bu. Tamam. User. User'ın altındaki mavi kutuyu açalım. Generate new type diyelim. Public class. Bunu nereye koymalıyız arkadaşlar? Yardım edin bana. Entity ise koymalıyız. User objesi bu çünkü. Ve okey deyin arkadaşlar. Şimdi ta oraya kadar gidin. User'ı açın. İki tane özellik bırakalım. Bunlardan bir tanesi string username. Direkt username. Bu da password olsun. Diğer bilgiler de olabilir aşağıda daha sonra. Efendim? Evet, aynen. Evrensel bir tip. Bundan dolayı tüm katmanlar, yani domain bir domaine ait bir modeldir bu. O yüzden MVC'de değil, burada olmalı. Evet, o zaman artık burayı da yaptıktan sonra account controller'a gidip view'umuzu oluşturabiliriz. Hemen buraya gelip create razor view login diyorum. Herhangi bir layout oluşturmayacağım arkadaşlar. Layoutsuz oluşturabiliriz. Hemen burada diyeceğiz ki yine daha önceki örneklerimizde yaptığımız gibi html.beginform diyeceğiz. Bu arkadaşımıza tabii bunu bir using içerisinde yapmalıyız. Ve bunu editor for model ile oluşturabiliriz. Hızlı olsun diye tabii ki. Daha sonra burada da bir input type'ımız submit olsun. Value'si ise login olabilir. Yazın. Evet, artık burayı bitirdikten sonra account controller'a gelebiliriz arkadaşlar. Bir de bunun HTTP postu olmalı değil mi? HTTP postunu da yazalım. Hemen. Bu da hani veri tabanına gidecek. Ya da nereden validasyon yapacaksan oraya girecek. Bir de kullanıcıyı
geldiği yere gönderelim arkadaşlar. O da string return URL, bu default var zaten. Birazdan gösteririm. URL'de görürsünüz zaten. Kullanıcıyı aldık. Ve ne demeliyiz? Tabii ki diyeceğiz ki eğer diyeceğiz model state nokta valid ise, geçerli ise işlemlerimizi yapacağız. Fakat bizim bu arkadaşımızı bir yerden doğrulamamız lazım, değil mi? İşte nereden? Veri tabanından olabilir. Herhangi bir yerden olabilir. O yüzden bizim burada arkadaşlar bir veri tabanına gidecek, yani ondan önce de manager'a gidecek bir mekanizmaya daha ihtiyacımız var. O da iAuthentication Manager olabilir. Authentication Manager olabilir. Bunu da ben initialize edersem constructor'da burada ilgili çözümlemeleri yapabilirim. Ne diyeceğim burada? Authentication Manager nokta diyeceğiz ki bu arkadaşımı authenticate et diyeceğim. Kimi? Sana verdiğim bu user'ı. Buradan sonuç direkt hani kullanırız belki. İlla böyle yapmak gerekmiyordu. Pardon. User. User. Şunu şöyle validate diyoruz. Yok, eklemedik. Beraber yapacağız onu. Ne olsun mesela authentication manager'ın iş katmanında authenticate metodu olacak. Ve o metot vasıtasıyla eğer veri tabanında bu kullanıcı varsa kullanıcı dönecek, yoksa null dönecek. Dolayısıyla burada da diyeceğiz ki eğer user validated user validated user ünlem eşittir null ise, yani veri tabanında böyle bir adam varsa, merhaba, buraya da eğer veri tabanından kullanıcı bilgisi doğru gelirse, yani dolu olarak gelirse, bizim bu arkadaşımızı artık authenticate etmemiz gerekiyor. From authentication nokta, zaten security'nin altında gelir bu arkadaş, set authentication cookie. Neyle kuracağız? User nokta username'le persistent cookie'yi de false verebiliriz. Şimdilik. Burada yapacağımız şey çok basit artık. Return bir redirect yazacağız. Return bir redirect yazacağız arkadaşlar. Yani yönel nereye? Direkt bu redirect'in içerisinde URL'i yazabiliyoruz. O yüzden redirect kullandım. Direkt olarak return URL'i verebiliyoruz. Eğer model geçerli değilse ne yapacağız o zaman? Model state nokta add model error deyip hata diyelim. Yine boşta verebiliriz burada. Exception ya da hata mesajı vereceğiz burada. Kullanıcı adı veya şifresi hatalı. Artık işimiz bitti diyebiliriz burada. Return
view deyip eğer hatalıysa tabi. Eğer hatalıysa view'u yenileyebiliriz. Bu şey işlemde sıkıntı oluyor değil mi? Tabi evet. Burada mı? Koyalım. Şunu diyorsunuz. Koyalım. Evet, şimdi arkadaşlar bu mekanizmaya baktığımız zaman kullanıcının login olabileceği ekranı açıyoruz. Sonra bilgilerini girip login'e basıyor. Butona basıyor yani. Ve burada ne diyoruz? Diyoruz ki bakın Authentication Manager nokta authenticate diyoruz. Yani bu kullanıcıyı authenticate et. Veri tabanından bu kullanıcıyı doğrula. Hani illa veri tabanı olmak zorunda değil. Biz ne yaptık o yüzden? Bakın bir Authentication Manager şeklinde bir abstraction yapmışız. Böyle bir şey yok değil mi henüz elimizde? Bunun yeri neresidir peki? Interface'ler olacak değil mi? Hemen onu da şu altında yanan mavi butondan yapalım. Generate new type diyelim. Tipi interface olacak. Nereye? Interface'in altına. Ve OK diyebiliriz artık. Oluşturdu. Authenticate de oranın bir metodu değil mi? Hemen Authenticate'i de yapın arkadaşlar. Generate method stub. Onu da oluştursun. Oluşturdu mu? Oluşturdu. Güzel. Evet, daha sonra Authentication Manager bakın oluşmuş durumda zaten. Authentication Manager'a gidebilir misiniz arkadaşlar? Bu şu an şeyi bilmediği için referansı olmadığı için bunları böyle getirmiş. Böyle düzenleyebilirsiniz isterseniz. Ben sana bir kullanıcı vereceğim. Sen bana kullanıcı varsa dolusunu yoksa null döndür diyeceğiz. Tabii bunu nerede kodlamamız lazım arkadaşlar? Manager'a gidip ve servise gidip bunların kodlamalarını yapmamız lazım değil mi? O zaman hemen Manager'a gidelim. BLL'e. Concrete'in altına. Bir Manager oluşturmalıyız değil mi? Concrete üzerinde sağ tıklayıp Add Class diyelim. Concrete üzerinde sağ tıklayıp Add Class diyelim. Aha evet. Bu arkadaşımın ismi ne olmalı? Authentication Manager olmalı. Public olmalı. Yardım edin bana. Kimden inherit edilmeli arkadaşlar? I Authentication bir şey diyeceğim de biz Authentication Manager mı dedik ismini? İsimlendirme standartımızı yanlış verdik arkadaşlar. Maalesef. Authentication Manager değil. Servis ismimiz Authentication Service'di ya. Interface'deki iAuthentication Manager'ı açar mısınız arkadaşlar? Onu servis yapın size zahmet. Yapar yapmaz sağ altında şöyle bir buton çıkar. Rename iAuthentication Manager to iAuthentication Service derseniz her yeri düzeltir. Klası yaparız. O önemli değil. Yani dosyayı diyorsunuz. Dosya önemli değil.
interface'lerin altında. Sonuna servisi yazdınız mı? Manager'ı silip servis yazınca sağ altında bir şey çıkar zaten. Murat Bey yaptınız mı? Okey. Sonra iAuthentication servisin üzerindeyken dosya ismi değişmemiştir arkadaşlar. Şuradan rename file to match type name diye bir şey var. Bu da dosya ismini de değiştirir. Hemen solda resharper'dan çıkar. Rename diye başlar. Bakmamışsınız. Evet, evet. Evet. Şimdi Authentication Manager'ımıza geri düşebiliriz arkadaşlar. Authentication Manager'ımıza geri düşebiliriz. Bakın geldi. Tamam. Peki manager sınıfımız kimle çalışıyordu arkadaşlar? Veri tabanından getireceğimizi varsayalım. Dalla çalışıyor değil mi? Bunun da I authentication dal olmalı. Bu arkadaşımı da initialize yapıyorum. Ve bunun da metodu return alt tire authentication dal nokta authenticate. Hemen authentication dal bunun yeri neresi arkadaşlar? Bana yardım edin. Altındaki maviden yapıyoruz. The access layer'da değil mi? Neresi olmalı peki? Interface olacak bu. The access layer'da. Concrete mi interface mi? Abstract mı yani? Abstract değil mi? Toyut çünkü bu. Interface çünkü. Authenticate diye bir metodu yok. Onu da yapıyoruz. Dalın altında hemen bakalım. iAuthentication dal. Tabi user şey olduğu için referansı yoktur. Hemen şöyle referansı ekleyecek hali. Pardon. Yanlış oldu arkadaşlar. İçini şöyle temizleyelim de. Authenticate. Bizim bunun içine bir user koymamız lazım değil mi? Bir daha generate edersek düzelir şimdi. Bakın düzeldi. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi authentication dalın da içerisini doldurmuş olduk. Bizim yapmamız gereken şey authentication dalı yani implemente edecek bir mekanizma yapmak. Onu da bir entity framework ile yaptığımızı varsayalım. Entity framework'ün içerisine geliyoruz. Concrete'in altında, dalın altında concrete, onun altında entity framework. Onun altına gelip add class diyoruz. Bunun adını da yine EF authentication dal şeklinde veriyoruz arkadaşlar. Buna da public diyelim. Bu da I authentication
dalı kullanacağım için bu arkadaşımı implemente ediyoruz. Burada diyorum ki eğer veri tabanından geldiğini varsayıyorum, tamam mı? Username eşittir Engin ve user nokta password eşittir. Eşittir 1, 2, 3, 4 ise o zaman return user'ı aynen olduğu gibi yollayabilirim. Aksi takdirde return null deyip null değere eşitlemeyi hedefliyorum. Burada şunu da hemen yazalım. Veri tabanından adı ne yapacak? Uygulamamızı deneyelim arkadaşlar. Denemeden önce ufak bir eksiğimiz var. O da neresi? Web UI'nin içerisinde Nginx Controller Factory vardı infrastructure'ın altında. Bu hata verecektir. Neden? Çünkü diyor ki, diyecek ki ben iAuthentication servise ihtiyaç duyacak. Bizim controller'ımız. Fakat o ne vereceğini bilmiyor. iAuthentication servis isterse birisi senden, o arkadaşıma Authentication Manager'ı ver. Ve biliyorum o arkadaşım bir constructor istiyor. O da authentication daldır. Ve ona da Entity Framework katmanındaki yer authentication dalı ver diyorum. Tabi deneyelim. Arkadaşlar deneyelim. Admin index create new dediğimde bakın kullanıcı adı şifre istiyor. Engin yazıp şifreyi hatalı yazmak istiyorum. Bakın gitmiyor. Hata mesajı verdirelim hemen. Şeye gidelim arkadaşlar. Controller'ımıza gidelim. Account controller'a. Özür diliyorum. View'a gidelim. View'a. Hangi view'a? Login view'una. Login view'una gidelim arkadaşlar. Şuraya at HTML nokta validation summary koyalım. Altında neyin altındaydı? Account'ın altındaydı değil mi? Hemen yine admin ve index create new. Şeyden dolayı mı oldu? Şuraya sanırım koymak gerekiyor. Evet, doğru. Bir daha geliyorum. Yanlış şeyler giriyorum. Niye olmadı bu? Validation summary'e koydum aslında.
Kant controller user validated etti. Validate değil de diye koyduk. Kullanıcı login olabiliyor değil mi? Evet. Doğru yazarsak. Neyi hata aldı? Nereye hatayı yazdık ki o zaman? Ne yapıyoruz biz burada? Hemen işlemi bir daha gözden geçirmek istedim ben şimdi. Login. Get model error. Sanitation. Aslında buraya ekleniyor olması lazım. Validation summary'yi koyuyorum çünkü. Şuraya koydum. Olmaz mı? Tam post olayına koyuyoruz. Post olayı get'e dönüyor. Doğru. Doğru. O ondan kaynaklı. Yani bizim post'tan get'e döndürüyor. Yani şurası ekliyor ama bir anda get'e dönüyor. Aynen öyle. Ekliyor böyle mi? Evet. Bunu oraya yönlendirmemiz lazım. Onu oraya yönlendirmek için şöyle bir şey yapmamız yeterli. Boş nesne gidiyor ya, ondan dolayı admin index create new bunu boş döndürdüğümde temizliyor mu içini? Temizleyemedim. Bir kaydı durdurayım arkadaşlar, vakit kaybetmesin. Arkadaşlar entities altındaki user sınıfını açın. Bu tamamen bir yani validatable olduğu konusunda şu an framework tarafından map edilmemiş. Biz bunu şöyle bu bilgilere girmesi gerekli şeklinde zorlarsak, şu işareti koyarsak bunu validatable hale getirir. Normalde zaten bizim bunları koymamız gerekiyor. Bir annotation ya da bir interface olabilir bu validation'ın. Evet, hani bunları koymadan da çalışsın diye. Ama bu şekilde ihtiyacımızı görüyor. Şimdi baktığımız zaman admin'e ve index'e gittiğinde burada ben Engin şifreye 1, 2, 3, 4, 5 verdiğimde eksik verdiğimde çalışıyor ama
Ha. Çok doğru aslında. Şundan dolayı mı burayı mı yanlış kodladık? Önce bakıyor valid mi? Evet. Değilse model state. Dolayısıyla bizim şu kontrolü belki de burada yapmamız daha doğru olacak. Şu da geri. Dolayısıyla aslında benim burada şöyle bir kontrolüm daha mantıklı olabilir. Validated user. If validate user ünlem eşittir ya da eşit eşittir null ise işte o zaman yani şuraya gelmeden çünkü buraya gelince ilk etapta valid geçiyor. Burası devreye giremiyor bile. Dolayısıyla ben önce kullanıcıya bakıp kullanıcı nalsa önce bir validation problemi ekletiyorum. Sonra bunu ekleteceğim. Model state valid ise bu işlemi yap diyeceğim. Şu an sanırım ihtiyacımızı görecek gibi. Yani o required'lardan da farklı olarak problemimiz buymuş. Evet, gördüğünüz üzere şimdi geldi değil mi? Doğru gireyim. Bakın. Hatalı girdim. Yani kodlamayı bizim bu şekilde yapıp önce model state'ini bir problemli hale getiriyoruz. Ondan sonra model state is valid ise değilse şeklinde bir doğrulama yaptırıyoruz. Burada dediğiniz gibi arkadaşlar, burayı tabii unuttuk kaldırmayı. Bunu kaldırabiliriz. Bu koda da gerek yok. Şu an istediğiniz görüntüde. Ya önce veri tabanına bakıyor. Yani ya da nereye bakıyorsa var mı? Yoksa problem oluşturuyor. Ona göre de eğer bir problem varsa izvalit olup olmamasına göre kullanıcıyı login edecek ya da etmeyecek. Evet, buna ek olarak arkadaşlar şifre görüntüsünü sağlamak için password'ün üzerine gelip bir data type attribute'u koyabiliriz. Data type nokta password attribute'unu ekleyebiliriz. User'ın üstünde. Tabii.